3 gün önce biliyorsunuz Fethürge merkezli bir deprem meydana geldi. 4.6 şiddetinde depremde tüm Fethürgeli vatandaşlarımıza, Malatyalı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, dün Elazığ'daydık. Bugün Malatya'mızdayız. Yarın da inşallah sel bölgemiz Giresun'a gideceğiz. Ve sizlere, değerli Malatyalılara, Elazığlı kardeşlerimizin selam ve sevgilerini getirdim. Aynı şekilde Sayın Cumhurbaşkanımızın tüm Malatya'mıza sevgilerini, hürmetlerini iletiyorum. Tabii deprem olur olmaz 24 Ocak'taki depremde, Sivrice merkezli depremde etkilenen illerimizin başında Elazığ gelmekteydi. Hemen ardından da Malatya'mız bu anlamda çok ciddi şekilde etkilendi. Hem Fethürge merkez, Doğanyol, Kale ve Battalgazi ilçelerimizin köylerinde, yine Malatya merkezde kısmi olarak Sivrice merkezli depremden etkilenen alanlardı. Hemen Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bütün bakanlıklarımız, milletvekillerimiz, valilerimiz, belediye başkanlarımız harekete geçtik. Ve Battalgazi'mizin torunlarına, yine merhum Turgut Özal'ın memleketi Malatya'mıza, ki Malatya'mız sadece kendinden ibaret değil, hem bölgesi için, hem ülkemiz için, Türkiye'miz için çok kıymetli bir il olmuştur. Her zaman buradan yetişen devlet adamları ülkemize çok ciddi katkılar sağlamıştır, hizmetler etmiştir. Bizim de Malatya'mıza bir vefa borcumuz var. Bu vefa borcumuzu ödemek adına işte Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hemen depremden sonra bir taraftan hasar tespitlerini yaptık, biliyorsunuz. Bir taraftan da kalıcı konutlarla ilgili çalışmalarımızı başlatmış olduk. Bu çerçevede 322 adet binanın yıkımını gerçekleştirdik ve toplamda yaklaşık 6000 bağımsız bölümü Malatya'da, 18.500'ü de Elazığ'da olmak üzere deprem dönüşümü projesi başlattık. Yine bu çerçevede konutlarımız kısmi olarak inşallah yıl sonuna kadar tamamlanmaya başlayacak. Vatandaşlarımıza söz verdiğimiz şekliyle bir yıl içerisinde hızlı bir şekilde konutlarımızın inşasını gerçekleştiriyoruz. Ve konutlarımızın tamamı, bir kısmı bu yıl sonuna kadar tamamlanacak. Kalan kısmı da önümüzdeki yılın Mayıs-Haziran aylarına kadar tamamlanmak suretiyle 6000 konutumuzu vatandaşlarımıza teslim etmiş olacağız. Şu an Fethürge'deyiz. İşte yerel mimariye uygun bir şekilde konutlarımız %70 aşamasına geldi. İnşallah Ekim ayı içerisinde Fethürge merkezdeki konutlarımızın teslimlerini yapıyor olacağız. Bunun dışında köylerimizde hem kırsal kalkınma kapsamında hem de afattan zarar gören vatandaşlarımıza ev yapımı çerçevesinde tek katlı evlerimizin yapımı devam ediyor. Bu çerçevede yaklaşık 1400 bağımsız bölümden oluşan Malatya merkezde ve köylerinde projelerimiz var. Yine 687 tane de ahırımız var. Vatandaşlarımızın talepleri halinde yine projelerimizi, ahırlarımızı ister altında ister yanında projelendirmek suretiyle köy konutlarımızın da yapım sürecini başlatmış bulunuyoruz. Tabii bunun dışında yine belediyelerimizin ihtiyacı kapsamında İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle birlikte belediyelerimizin yürüttüğü ve toplamda 521 milyon değerinde 42 tane altyapı projesi yürütüyoruz. Atık suyu, yağmur suyu, düzenli depolama, katı atık arıtma gibi 521 milyon lira şu an fiilen devam eden projemiz var. Yine belediyelerimize depremde hasar gören altyapılarının iyileştirilmesi kapsamında 26 milyon lira iyileştirme yapmak üzere hibe yaptık. Ve bu çerçevede de tüm altyapı hasarlarımızı hızlı bir şekilde giderip vatandaşımızın bu noktadaki eksikliklerini gidermiş olduk. Yine Malatya Büyükşehir Belediye'mizle birlikte İller Bankası Genel Müdürlüğümüz 341 milyon lira değerinde bir altyapı projesi gerçekleştiriyor. Bu projelerin finansmanını temin ettik ve Büyükşehir Belediye'mizde inşallah yıl sonuna kadar da ihalelerini yapmak suretiyle hem Malatya merkezin hem de ilçelerinde altyapıya ilişkin tüm sorunları, problemleri de ortadan kaldırmış olacağız.
Millet Bahçeleri projelerimiz var. Malatya'da, Doğanşehir ve Battalgazi'de olmak üzere iki tane millet bahçesi projelendirdik. Battalgazi'de, Malatya merkezdeki millet bahçemizin yapımı tamamlanmak üzere inşallah yıl sonuna kadar açılışını gerçekleştireceğiz. Tüm bu projelerimizin değerli arkadaşlar Malatya'da yapmış olduğumuz yatırımların toplam tutarı yaklaşık 3 milyar Türk lirasına ulaşmış durumdadır. Bu anlamda Malatya'mızı, Elazığ'ımızı önemsiyoruz. Vatandaşımızın ihtiyaçları, projeleri neyse valimizle, milletvekillerimizle, belediye başkanlarımızla birlikte hızlı bir şekilde yapmaya gayret gösteriyoruz. Hakikaten deprem bölgesinde yaşamayı, depremle beraber yaşamayı öğrenmek zorundayız. 1000 yıldır bu topraklarda deprem meydana geliyor ve biz de depremlere hazır hale getirecek çalışmaları kararlı bir şekilde atacağız. Ve vatandaşımızın yaralarını söz verdiğimiz şekilde hızlı bir şekilde yaralarını sarmak suretiyle İnşallah daha iyi şartlarda, daha güvenli şartlarda şehirlerimizi inşa etmiş olacağız, ihya etmiş olacağız. Biz de vatandaşımıza olan görevlerimizi getirmenin, görevini yerine getirmenin mutluluğunu yaşamış olacağız diyor. Tekrar depremde hayatını yitiren vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Cumanız mübarek olsun. Elazığ'da 8000 konutu bu yıl sonuna kadar tamamlıyoruz. Yine Malatya'da da 2000'e yakın konut yıl sonuna itibariyle teslim edilmiş olacak. Kalan konutlarımızı 4000'i Malatya'da, 10.000'i de Elazığ'da önümüzdeki yılın 6. ayına kadar bitecek. Yani toplamda o 24.500 konutun 10.000'ini yıl sonuna kadar teslim ediyor olacağız. Etaplar halinde de en geç Mayıs-Haziran ayına kadar 24.500 konut Elazığ ve Malatya'da tamamlanıp vatandaşlarımıza teslim edilmiş olacak. Bir şey kaldı mı? Altı bin. Evet. Yani çok az yerde görüyorum. Devletin yapmış olduğu, TOKİ'nin yapmış olduğu, müteahhitlerin yapmış olduğu işlerde buradaki işçiliği çok önemli. Evet. Yani yatak odası. Çok enteresan ya. Ama ben bunlardan... Fazla büyüktü bunlar. Bulabilirdim işte. Yani çok güzel. Şöyle biraz uzatsın. Bunlar var, çok güzel. Nereye bir şekilde devam edelim? Aralıkta bitiyor. 100 tane geçiş gerekiyor. 108 tane. Arkadaşlar müsaade edin.